Merhaba. Ses gelmediği için merhabamız biraz saçma oldu bugün. Bayanlar, pano yapmak istiyorum. Bir tane varak çalışması yapmak istiyorum şöyle bir objeye. Sonra da lacivert bir tepsiye de farklı bir uygulama yapmak istiyorum. Sesimiz kısık. Sonra fark ettim. Laz olduğum için aklım sonra geliyor benim. Yani bunu da belirtelim. İlk önce polyesterimize ham olarak elimize alıyoruz. Boya falan ben uygulamadım. Birazdan uygulayacağım. Bunlar da eskitme uygulamak istiyorum. Kırılan polyesterlerim de. Tabii ki ben yine kızılderilimi yapacağım. Gördüğünüz gibi, görebiliyor musunuz bilmiyorum. My Hobby'ye ait olan bu güzel hatunu bir tablo haline çevirmek gibi bir amacım var. Alt zemini tafi olarak boyadım. Telamı çalışacağım. Ondan önce bir kalkayım. Arkadaşıma Abi da ben göreyim. tavşanlarımızı göstereyim bu arada. Aa, evet, tavşan ailemizi göstersene. Çok güzel boyamaya başladık. Anne, baba, Harika. kız ve erkek çocuk. Serpil, sana hemen bir görev veriyorum. O polyesteri bununla boya. Ya da altın almaktan altınla boya. O koyu olabilir. Altınlar. Bunları boya vermek. Şimdi diyorsunuz ki ne yapıyor bu? Öyle. Birdenbire yayında bir şey geliyor aklıma. Hemen söyleyeyim. Mikail Melike Hanım buradalar. Hoş geldin Melike. Olur. İlkay Hanım bir şey söylemiş ama tam anlayamadık. Bir daha yazarsa. Yazar. Yazar bence. Şimdi arkadaşlar, şu yırtık pırtık tişörtümüzü çekelim. Kırık polyesterlerimi göstermiştim demin. Ben bunları becerip kırdım. Bunlara eskitme uygulamak istiyorum. Rich pas efekti olan boyalarımız. Daha önce de çalışmıştık bunlarla. Bilmeyenler varsa aranızda ya da görmemişlerse, izlememişlerse söyleyeyim. İşte bunlar. Pas efekti. Şu an kullandığım Ege mavisi. Herkes iyi mi bu arada? Evet hocam herkes buradalar. Nevin Hanım, İlkay Hanım, Dilek Hanım, Nazan Hanım, Serpil Hanım. Serpil. Serpil Hanım. Evet, bizlerle. Mine Hanım. Artık yakalayanlar izleyecek, yakalayamayanlar daha sonra video olarak izleyecekler. Arkadaşlar, lütfen beğen olarak basmayalım. O emojileri kullanmayalım. Yayını donduruyor. Hanım da bugün söyledi. Bir sürü arkadaşımız aynı şekilde söylüyor. Yayınlar donduğu için onlar izleyemiyorlar. Canlı yayına katılamıyorlar. Yapmayalım. Rica ediyorum. Ricamız olur. Bakın böyle istediğimiz gibi nasıl doku vermek istiyorsanız, nasıl görmek istiyorsanız bu şekilde görün. Görün değil, yapın. Benim meşhur cümleleri de saçma sapan kullanabilirim. Çünkü yoğun bir gün ardından çıkıyoruz. Sizlerle birlikte olmak için uğraşıyorum. Dünkü çekimden sonra yorumlara baktım, bir arkadaşımız yemek saatine denk geldiğini söylemiş. Bir kişi de ona aslında kırıldım desem yeridir. Başka çalışma var mı? Yemek yapacağız mı? Yemek yiyeceğiz mi? Öyle bir şey kullanmış arkadaşlar. Yemek yiyeceksiniz ya da yapacaksınız. Evet, haklısınız. Ama bir de beni düşünün.
Sizin yemek yeme ya da yemek yapma saatinizde ben hala dükkanımda olup size bir şeyler göstermeye çalışıyorum. Yani ben bu kadar fedakarlık yapıyorsam siz daha rahatsınız. İzlemezsiniz. Daha sonradan oturursunuz boş bir zamanınızda. Çalışmaları izleyebilirsiniz. Benim o lüksüm bile yok. Yani ben çekmek için uğraşıyorum. Arkadaşım öyle aynı şekilde, gördünüz yani ne kadar becerikliyim tek başına çekimde. Ters döndüm, yan yattım, saçmaladım, kendimi boyadım. Yani yapmadığım şey kalmadı. Tabii bunları ben becerebilirim adı altında yaptım ama çok da başarılı olduğum söylenemez. Ciddi söylüyorum. O şekilde birini görsem bu ne yapıyor? Ya daha kapatırım ben yani. İzlemem. Hocam İclal Hanım'ın selamını alır mısınız? Aleyküm selam İclal Hanım. Aldım. Aldım benimle. Bir tane arkadaşımız da kulaklığını takmış. Hem sizi dinliyormuş hem yemeğini yiyormuş. Ya işte bak yapabilen varmış. Semir Hanım demiş ki siz harikasınız. Kimse üzmesin sizi. Değil mi? Değil mi Semra Hanım? Nereden Semra Hanım? Seviyorum Semra Hanım'ı. Yan yattınız ama diyorlar hocam. Biz de yan yatıp seyrettik diyorlar. Evet onu da gördüm. Herkes telefonu yan çevirdik diyor. Hadi canım dedim artık. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yani sevginiz için, saygınız için hak ediyorsak ne mutlu. Yani bilmiyorum. Hak ediyor muyum? Etmeye çalışıyorum en basitinden. Nuray Hanım gördüm sizin mesajınızı. Hocam size selamları var. Aleyküm selam. Nurhan Hanım elinde telefonla sizi izliyormuş. Bir yandan da yemek yapıyormuş. İsteyince her şey olabiliyormuş. Öyle söylemiş. Evet. Katılıyorum arkadaşıma. Ciddi ciddi katılıyorum. Çok doğru. İsteyelim, istedikten sonra her şeyi yapabiliriz. Mikail Hanım da demiş ki mutfakta birlikte yemek yapıyoruz Yasemin demiş. Evet yani mesela Mikail Hanım da, Melike Hanım yani o Mikail değil de. Melike Hanım da aynı şekilde yayın saatinde telefondan izleyemeyen arkadaşlar. Dün onu da Melike arkadaşımız sayesinde öğrendim. O da telefonla izleyemiyormuş. Fakat ne yapmış? Laptop'tan açıyormuş. Hatta kızına o saatte laptop alıyormuş. Ve yayını izlemeye çalışıyormuş. Bazı telefonda evet açmıyorsa demek ki tablet ya da laptopta açıyor demektir bu diye düşünüyorum açıkçası. Sevgili Ayşegül ev yerleşmiş herhalde diyor. Bugün makyajlar yapılmış, özenilmiş diyor hocam. Hayır evi yerleştirmedim. Bugün makyaj malzemelerimi kolinin birinde buldum. Ama şöyle bir şey var, kazağımı bulamadım. Kışın kazak giymeyerek böyle geldim. O yüzden farklıdır ya. Normalde makyajsız çıkmam dermişim. O öyleydim ama ne zaman ki böyle sanatsal işlere bulaştım, boyalarla uğraşıyorum. Çok fazla makyaja falan vaktim olsa da çok önemsemiyorum açıkçası. Çünkü bizim gibi insanlar takılmaz ya böyle dış güzelliğe falan filan. Bence takılmasınlar. Yani ne kadar dışımızı süslersek süsleyelim, içimiz iyi olmadıktan sonra dışımızın hiçbir önemi yoktur bence. Ya inanın mesela siz beni seviyorsanız, evet seviyorsunuzdur. Ben şimdi burada şaşı falan da çıksam seversiniz herhalde. Ya da makyajsız da olsam. O zaman bu ne demektir? Olmasa da oluyormuş. Sadiye Hanım sizinle fuarda tanışmış. Bugün ilk defa canlı yayını yakalamış hocam. Selamlar iletiyor size. Aleyküm selam. Bakın. Eskittim. Ve Rich Antik Kahve ile biraz canlandırıyorum. Bunu neden yapıyorum? Amacım sizlerle tasarladığım için ben şu an bunu yapacağım tabloda kullanmayı düşünüyorum. Ama tabii bakacağız olacak mı olmayacak mı. Dediğim gibi olmazsa çok da önemli değil. Yapan da biziz, bozan da biziz.
Çok fazla takılmaya gerek yok. Bence her şeyin başı özgüven. Kendinize güvenin arkadaşlar. Kimin ne diyeceği, sizin için ne düşüneceği, aman yaptığınız işin ne oldu. Ha tabii ki güveniyorum adı altında kötü yaptığınız şeyi de ben hayır bu çok iyi gibi demiyorum bu olayı. Fakat başkalarının sizi çok fazla rencide etmesine izin vermeyin. Bir şeyler tasarlıyorsanız bunlar size aittir. Sizin istediğiniz ve sevdiğiniz tasarımlarsa sıkıntı yok. Yani belli bir ölçüde çok fazla takılmanıza gerek yok. Bakın antik kahvenin üzerine şimdi sarı parmak yaldız geçiyorum. Zaten rich pasta efektleriyle kumlanmış bir görüntü elde ediyoruz. Fark edebildiniz mi bilmiyorum. Kumlanmış bir dokumuz oluyor. Şu an benim hayalimde tablomun üzerinde bunları görmek istediğim için yapıyorum. Zaten kırılmış bir parçaydı. Atmadım. Gördünüz mü? Daha yeşilimsi, daha kahvemsi, daha sarımsı eskitmelerim oldu. Bunları her tarafta, her şekilde kullanabilirsiniz. Evet, bunu bir kenara koyalım. Bu şekilde. Eskitmelerimizle. Serpil Hanım, kapatabilirsin canım. Asistanım. Bugün evet bir kursiyerim daha var. Serpil Beşik Duran burada. Bana yardım ediyor. İyi oluyor. Biri çekiyor, biri yardım ediyor. Şımarayım artık yani. Hocam ahşabı hangi boyayla eskitirim diye sormuşlar. Ne tür bir eskitme istiyorlar? Handan Hanım bir daha yazarsa ben ileteceğim. Bakın arkadaşlar, tela transfer. Her zaman söyledim. Sanırım ömrümün sonuna kadar da söyleyeceğim. Hatice hocam çok pasaklıyım, yere atıyorum bak. Vallahi gelir kaldırırım, ayağa kalkar. Buralarda değil, gelmez de. Şimdi burayı sabitleyeyim diye düşünüyorum. Şu an kafamda bir şey yok. Öyle spontane gidiyorum. Gördünüz mü? Telacığım ve ben. Sanırım bana benziyor bu dermişim. İşte benim gençlik halim. Gençken ben de kızılderiliydim ama işte Meksikalılar falan yenip biz Amerikalılar attılar oradan. Ben de Trabzon'a gelmiştim falan. Güzel bir yazayım hikayemi. Spatula getirir misin hayatım bana? Rich beton efekti girmek istiyorum bayanlar yanına. Demir spatulalarım vardı. Hı hı. Teşekkür ederim. Böyle oturarak çalışmaktan da nefret ediyorum ya. Kendimi şeye hazırlıyorum. Tek başına çekim yaparsam oturarak ne yapabilirim diye. Dermiş. Ne güzel de uyduruyorum yeminle var ya. Böyle giriyorum. Kafama göre. Spontane. Tak tak. Yani obje benim. Kızılderili de benim. Gerisinde sıkıntı yok. Olursa olur. Olmazsa başka bir şey yaparız. Daha da beğenmedik. Üstünü boyarız. Yeniden yaparız. Evet, telalarda öyle bir güzellik de var. Oldu ki hoşunuza gitmedi. Boyayın gitsin, kapansın. Dekupaj gibi altta kalınlık yapmadığı ve objeyle bütünleştiği için bize herhangi bir sıkıntı yaratmıyor. Gedeo marka yaldız duydunuz mu diye sormuşlar hocam. Ne marka? Gedeo marka. Gedeo mu, Pepeo mu? Gedeo yazmışlar buraya. Gedeo duymadım ben. Sanırım olayın gerisinde mi kaldım, ne yaptım? Olabilir de yani. Süperiz, harikayız, her şeyi biliyoruz gibi bir iddiamız asla yok.
Ben bu iddiada olan insanların çok daha fazla geride kalacaklarına inanıyorum. Pepeo olabilirmiş hocam. Pepeo, evet duydum. Pepeo çok güzel bir boyadır arkadaşlar. Hoppa. Bayanlar, şunu da söylemek istiyorum. Vallahi söylemezsem şişerim. Zaten kiloluyum. Yani bir de öylelikle şişmeyeyim. Lütfen bakın, ben bir firma sahibi değilim. Ama firmalarımıza sahip çıkalım ya. Gerçekten yıllar öncesinde çoğu ürün Türkiye'de yoktu. Ve bir boyayı iki kişi bölüp kullanılan zamanları biliyorum. Bilmeyebilirim, o kadar eski olmayayım ben. Gencim, küçüğüm falan. İthal oluyordu, ithal geliyordu. Ve geldiği için bunlar gümrüktü, bilmem neydi, vırdı zıvırdı, bine. Tabii şu an 5 liralık bir boyayı o zamanlardaki kurla bakarsanız 10-15 liralara geliyordu. E ne oluyordu? Herkes istediği gibi bu ürünleri bulamadığı için ithal eden insanlar ya da firmalardan almaları gerekiyordu. Ve bu iş çok çok daha pahalıydı. Evet, ucuza mal etmek isteyebilirsiniz. Ucuza mal etmek sizin en doğal hakkınız. Fakat ucuza mal edeceğim diye çok fazla da cılkını çıkartmayın gerçekten. Niye diyorum bunu? Çünkü A firması, B firması, C firması hiçbiri önemli değil. Ben sonuçta hiçbirinin şeyi değilim. Evet, sanat evim var. Ürünleri öğrencilerimle çalışıyorum, satıyorum falan. Ben o açıdan inanın söylemiyorum. Beni tanıdıysanız zaten aşağı yukarı anlamışsınızdır. Ama sen almayacaksın, ben almayacaksın, Ayşe teyze almayacak, Mehmet amca almayacak. E bu ürünleri kim alacak? Bu adamlar bu bir şekilde sonradan satamadıklarında dünya ile birlikte biz bunları edinemeyeceğiz. Şu an yeri geliyor, görüyorsunuzdur. Bizdeki firmaların ürünlerini Avrupa'da birçok sanat evi olsun, hobi evi olsun ya da farklı sanatçılar olsun kullanıyorsa bu gurur verici bir şey. Yani gerçekten burada ben firma gözetmiyorum. Gözeterek böyle bir cümle de kullanmıyorum ama ciddi ciddi söylemek istediğim şu. Hepimiz, yani yurdun malı yurtta kalsın. Yani bu her şey de aynı. Biz şimdi hiçbir şey üretmeye, tükete artık tüketim toplumu olduk. Neredeyse artık, yani ne bileyim ben, yediğimiz bir şeyden içtiğimiz suya kadar diğer ülkelerden bunları temin eder hale geldik. E bu hobi sektöründe de eğer böyle gidersek yakında onlar da bir yerden sonra bırakacaklar. İnanın ben bunun endişesini taşıyorum. Ve sonra biz ne olacağız biliyor musunuz? Böyle ayran budalaları gibi bir yerde bir şey olmuş, yapılmış olacak. Mesela zamanında mühür olayı çıktığı zaman ya da stencil çıktığı zaman Avrupa'dan bize geldi. Ve geldiğinde o kadar pahalıydı ki ben şöyle bir mektup yazısına rahat bir 5 ya da 4 sene önce 75 milyon verdiğimi hatırlıyorum. Şimdi çok güzel stampalar olarak bizim firmalarımız bunları çıkarttı ve çok rahat kullanabiliyoruz. Çok daha ucuza mal ediyoruz. Yani dediğim gibi o kullanmasın, bu kullanmasın, bu adamlar bunu yapamasın. Ondan sonra biz bunu sürekli yurt dışından yine ithal edelim. Sonra bakarız beton efektini adamlar bize yaparlar, verirler 150 milyona bir kutusunu, hiç alamayız. İcat etmeye çalışır dururuz. Hoş mu olur? Bence olmaz. Ya da ne bileyim ben, telayı ya da başka bir şeyi. Yani bu her şey de aynı. Kendi içimizdekine sahip çıkalım lütfen. Ben mesela ithal ürünleri çok çok fazla kullanmamaya çalışıyorum. Ha, tabii ki kullanıyoruz. Bazı şeylerde zaten yetersiziz. Gerçekten firmalarımız yok ya da yapmıyorlar ya da onlar da alıyorlar. Çin malı. Artık her şey Çin malına döndü. Sanat camiasında da Çin malı var, o ayrı. Bugün yapıyorsun, yarın adam aynısını yapıyor falan filan. Onlar hadi bir nebze gayet iyi şeyler de taktikler aslını yansıtır. Çok fazla, çok büyük bir sıkıntı yok. Ama ürünler konusunda ben gerçekten üzülüyorum. Ha, elinizde yoktur, bulamıyorsunuzdur ya da ne bileyim ben, tamam o ara bütçeniz uygun değildir, bir şeyler olabilir, yapabilirsiniz.
Ama şimdi inanın geri dönüşüm adına artık cılkı çıktı her şeyin ya. Yani kağıt havlunun rulosunun ne yapacağını soruyor. Arkadaş ne yapacaksın? Git ver bir geri dönüşüm olarak değerlendirilsin. Ondan ne yapacaksın evde? Hadi yaptın, ne kadar yapabileceksin? Ne kadar onu kullanabileceksin? Bakın ben her tarafı beton efektiyle kapladım. Başta böyle bir amacım yoktu. Boyamı bile hazırladım, normalde renk girecek. İşte ben böyle düşündüğünü yapmayan, yaptığını da düşünmeyen bir vatandaşım. TC vatandaşım. Çok şükür. Ne efkarlanmışım bugün ya. Hocam bu beton efekti sürünce boyut mu oluşturuluyor? Evet, gördüğünüz gibi ve kum gibi bir dokusu var. Taşlaşıyor. Kızılderili tellaları soruyorlar hocam hangi marka diye. My Hobby bayanlar. My Hobby'nin benim seçtiğim desenlerle beraber çıkartmış olduğumuz tellalar. Bunları edinmek isteyen arkadaşlarımız lütfen bulunduğunuz ilde My Hobby satan yerler varsa temin etmelerini rica etsinler. Çünkü benim firmam parakende satış yapmıyor. Sanat evlerine, o ilde varsa hobi marketlere, eğer illerinizdeki yerler kırtasiye ise bu tür şeyleri satan, onlara satış yapıyoruz. Onlar da bireylere satışlarını yapıyorlar. Gidin deyin. Biz böyle böyle bir şey var, bundan istiyoruz. Ben size gösteriyorum. Tanıtıyorum. Siz de istiyorsanız ilinizde hangi şey uygunsa oradan alın. Bana da söylesenize. Şimdi böyle bir yerleştirme yapmak istiyorum. Hızlı yapıştırıcımı verir misiniz? Arkadaşlar bu yapıştırıcıyı hep söylüyorum. Edinin her şeyi her yere yapıştırabiliyoruz bununla. Gayet de güzel yapıştırıyor. Hocam akrilik kahverengi üzerine yeşil eskitme kremi sürdüm, sildim. Zımparalasam daha doğal olur mu? Polyester anahtar demişler. Ya size kalmış. Görüntü çok sizi tatmin etmediyse evet zımparalayabilirsiniz. Fakat polyestere inme olasılığınız yüksek. O zaman da beyaz beyaz çiğleştirirsiniz bunu. Yapıştırabildim mi? Hocam beton efekti kalın mı sürülüyor, ince mi? Arkadaşlar kalın mı ince mi tamamen sizin tercihiniz. Nasıl sürmek istiyorsanız. Kalın sürdüğünüzde çok daha farklı yoğun bir doku oluşuyor. İnce sürebilirsiniz, ince geçişler yapabilirsiniz. Tuğla efektlerinizi bunlarla yapabilirsiniz. Pütür pütür bir dokusu var zaten. Şimdi onu yapıştırmaya çalışıyorum da birazdan küt diye düşerse vallahi bilemeyeceğim. Yapıştırıcının ismi neydi hocam? Bakın Atfix. İkili kitler halinde satılıyor. Yapıştırıcısı bu, soğutucu ve dondurucusu bu. Dondurucuyu yapacağımız zemine sıkıyoruz. Yapıştırıcıyla uyguladığımız şeyi, ne uyguladıysanız onu da oraya koyuyorsunuz. Ama yapıştırmakta taş falan kullanıyorsanız arkadaşlar, o tür şeylerin üzerine sıkmıyoruz. Sıktığınız zaman onu matlaştırabilir. Şu an ne yaptığımı görüyorsam yemin ediyorum var ya, elimi de sokamayacağım. Dur şuradan bir şey alayım. Haha Serpil Hanım çıkmıyordum, bak çıktı. Bacasına yardıma gelince çıktı. Şuradan birkaç tablo indir Serpil sen. Bu arada biraz kurusun. Ben buna biraz boya da girmek istiyorum. Rahat durmak istemiyorum çünkü. Some tis carol and change my heart. Ya.
Yani gene duramadım, mecbur kalktım. Gerçekten oturmak bana göre değil ya. Aa, canım sıkılıyor benim oturunca. O yüzden otobüs yolculuğu yapamıyorum arkadaşlar. Diyorsunuz ya, gelin gelin gelin. Bir kere muavim atacaktı beni neredeyse arabadan. Böyle ikili one stroke gibi boyamı döktüm. Biraz şey olacak ama ben girmek istiyorum bazı yerlere. Bir şeyi olduğu gibi bırakırsam olmaz. İlla ki değiştirmem lazım. Bu firmalar beni öldürecekler yakında. Ya diyecekler, biz bunu yapıyoruz, sen niye abi oynayıp duruyorsun arkadaş? Bir rahat dur. Demezler herhalde. Serpil de diyor. Rölyef pastada aynı görevi görür mü hocam, beton efekti? Tabii ki, tabii ki. Hayır, pardon. Beton efekti olarak görmez ama bu tür çalışmalarda evet görür. Beton efekti daha kumlu, daha böyle sıvamsı bir malzeme arkadaşlar. Ama rölyef pastayla da evet bunu yapabilirsiniz. Gayet hoş olur. Fırça stencil fırçası mı hocam? Hayır, bu benim yağlı boya fırçam arkadaşlar. İnanın markasını okumayı isterdim ama maalesef. Boyadan ne marka kalmış ne başka bir şey kalmış. Hocam alttaki dondu da mı boyaya başladınız diye sormuşlar. Donmaya gerek var mı? Donmaya gerek var da. Ben donmadan başladım. Ya bir laf vardır ya. Hocanın dediğini yap ama yaptığını yapma diye. Donmadan yapılabiliyor mu? Evet, yapılabiliyor. Ama donduktan sonra yaparsanız daha hoş olur tabii ki. Çabuk donuyor mu hocam? Yani rölyeften daha kısa da kısa sürede donduğunu düşünüyorum. Ya ben şeylerle oynamayı çok sevdiğim için, tablolarla, panolarla, renklerle, o yüzden böyle illaki kurcalarım yani. Normalde onu direkt öyle bırakabilirsiniz. Gayet de iyi olur, sıkıntı da yok. Yanlarda bırakacağım zaten, yanlara ellemeyeceğim. Sizden bir şeyler olsun ya. Kulağımda bir küpem var idi. Aa, iki tarafına beton yapmamışım. Bu benim küpemdi de kızıma takacağım. Hoppa. Tüy varsa Yasemin vardır. Şurada bir noktamız olsun ki dikkat çekelim, değil mi? Şimdik. Ya artık şeyden korkuyorum. Diyecekler ki, ya bu kadın da ne yapıyor? Habire Kızılderili çalışıp çalışıp duruyor falan. Ama ne demiştik? Kimin ne dediği umurumuza değil. Şurayı yapmamışım arkadaşlar. Yapayım, ondan sonracığıma size asarız bakarız nasıl görünüyor. Eylem, acilen My Hobby telaları Bursa'ya giriyor arkadaş. Ulaşmak isteyenlerin alabileceği bir yerimiz olacak Bursa'da. Evet, şöyle bir koyalım bakalım nasıl olacak. Beğenecek misiniz? Siz asarken ben tavşanlarımızı göstereyim bir daha. Acaba nasıl oldu? Tabii ben bunu merkezleyene kadar
Ta şu an çividen düşebilir. Bakın oldu mu? Ben yaptım. Ben yaptım gururunu yaşamak istiyorsanız böyle yapın, kurcalayın bir şeyler. Ama ben dedim ya, bana benziyor kız. Duygusal bir bağ olmuştu aramızda. Kırılmış objeler. Alın işte kulağınızdaki küpe. Falan 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 derken bir yandan da üstüme başımı tabii. Ben bir şey sorabilir miyim hocam? Buyur. Vernik uygulamamıza gerek yok değil mi? Böyle var canım, istersen uygula, istemiyorsan uygulama. Ama vernik her zaman için koruyucudur. Silinebilir hale gelir. Aynen. Rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Şimdi parlament mavisi bir tepsi. Eller battı. Kendim de öyle battım. Kafa durdu, ne yapacağımı düşünüyorum. Biz zaten hiçbir zaman yayına hocam şunu yapacağız diye hazırlanmadık ki son dakikada. Yani. Güneş bugün diyor seni şikayet edeceğim diyor. Son dakika. Daha ne yapacağımızı bilmeden. Bir tane de arkadaşımız köye gideyim tavukların tüylerini yonayım demiş hocam. Vallahi yonun yonun. Ne güzel şey, onlar da boyanıyor. Onları da boyayabilirsiniz yani. Evet, donduk. Aynen, dondum. Yemin ediyorum dondum. O da izliyormuş. Kim? Barbaros. Barbaros mi? Sana da selam söylüyormuşuz. Ay inanmıyorum ya. Hocam, Texom'un eskitme yerine kullandığınız ürün neydi diyorlar. Emery mi söylüyorlar? Bilmiyorum. Warren Emery. Buralara miksiyon sürüyorum arkadaşlarım. Çalışmıştık hatırlarsanız. Miksiyon varak kaplamak için ya da yaprak varak yapmak için ya da pul varak yapmak için kullandığımız kuruyunca yapışkanlaşan malzemenin adı. Demek Barbaros Bey de izliyormuş ha. Allah'ım ya Rabbim. Şu an ne yaptığımızı soruyorlar hocam bize. Miksiyonla beraber tepsimize varak kaplamayı istiyorum bu bölgelerine. Arkadaşlar. Varak miksiyonu. Miksiyonun özelliği, yeniden söyleyeyim. Miksiyon, atıyorum dekopaj tutkalı, peçete tutkalı yapışkandır. Bir şeyi yapıştırmak içindir. Kuruyunca sabitler. Varak miksiyonu da tam tersi, kuruyunca yapışkanlaşır. Ve biz bunun üzerine yaprak varağı ya da pul varağı ya da folyo varak, hiç fark etmez. Bunları bu miksiyon sayesinde uygulayabiliyoruz. Mikail Hanım demiş ki bana benziyor demiş Kızır Deli hocam. Hadi canım, benim o Melike. Kendim o pozu verdiğim yılları hatırlıyorum. Gençlik yıllarımdı dedim sana. Daha onların neleri var, çalışacağız. Aynı miksiyonla hocam hem yaprak hem pul varak yapışır mı? Yes. Hepsi yapışır arkadaşlar. Serpilciğim, ellerinden öper. Şimdi Fönlü arkadaşım bunu kurutsun. Hocam hala diyorlar ki siz çok gençsiniz. Ya var ya, asıl o lafı duymak için yine şey üstüne basa basa yalandan yere soruyorum dermiş. Polyester hobinin polyesterleri muhteşem. Bu göbeklere bayılıyorum hele.
Şimdi buna da varak misyonunu uygulayacağım. Yarın falan bir çalışma düşünüyorum. Yine bir pano ya da tablo olur büyük ihtimalle. Aslında ben bırakayım ve tablo yapayım, pano yapayım. Miksiyonu her yere sürüyorum. Bugün de bir varak kapladığımız için eski gümüş bir tepsiye kıyamadım. Dedim ki arkadaşlarımla da bugün varak çalışayım. Madem derste çalıştım, onlarla da çalışalım yani. Miksiyonumu sürdüm. Sürdü mü? Buraya ne kadar tavşan ailemi göstereyim. Seda seramik yaptı bunları. Gönderdi. Çok teşekkür ediyorum. Bayıldım. Bunu şu an boyuyorum. Daha bitmedi. Bitince yayınlayacağım size. Baba tavşan, anne tavşan, erkek çocuk ve kız çocuk. Çok şekerler, çok ciciler. Baksanıza. Harikalar. Seramik. Kendiniz istediğiniz gibi boyayabilirsiniz. Ben bayıldım, bayıldım bunları görünce. Aslında evlenecek bir çifte hediye yapmak lazım değil mi? Anne baba, inşallah da iki çocuğunuz olur der gibi. Düğün masasına mı yapsak bunlardan? Papyon. Konsept olarak evet. Tamam, babaya papyon, gelinliğe duvak. Aynen, buna bir duvak takarız. Evet, damatla gelinin yanında. İlerideki çocukları da olur. Harika olur. Şu an aklıma geldi. Canlı yayında. Sanırım ben canlı yayında bayağı zekileşiyor muyum? Ne yapıyorum? Ay çok güzel. Zaten zekisiniz. Lütfen rica ediyorum yani. Normalde değilim de burada mı oluyorum ki? Yok canım, espri olarak tabii ki zeki biriyim. Aa, lütfen asla kabul etmiyorum. Tavşanları nereden alabiliriz hocam? Tavşanlar kızlar Seda Seramik'te. Seda Seramik olarak ekleyin. Girin bakın. Çok güzel objeleri var. Seramikleri var. Ben kendisiyle çalışıyorum. Ama Zonguldak'ta tabii ki bizde var. Seda Seramik bizde çalışıyor. Havamı da atayım azıcık. Neyse ya, anne babayı değil. Çocukları tutayım ben. Çok şekerler. Daha olacak tabii. Gözlerini falan çizeceğiz. Eteklerine işte çiçekler. Babalara çizgililer falan. Yani bana hediye edeceksiniz. Kime? Bana. Sana. Olur canım, ne olacak? Ederim tabii. Etmez miyim? Sayın dış ses. Onu da kurup. Şimdi bakın, miksiyonum kurudu. Miksiyonum kuruduktan sonra böyle metre işi satılan folyolarımız var. Ben pasaklı olduğum için ağzımla falan kesiyorum. Sıkıntı yok. Öyle çok temizim gibi bir iddiam yok. O iddiada olanlara da madalya mı veriyorlar bilmiyorum da. Nasıl dedikoducuyuz? Bakın. Şimdi miksiyon gelen yerlerimde varaklarım görülüyor. Ne kadar görürsünüz bilemeyeceğim. Ne görüyorum? Şöyle biraz daha çekeyim isterseniz. Çok net yapmak isterseniz yaprak varak çalışın. Allah, ben bunu çalışırken kırmazsam çok iyi yani. Lacivert üzerine altın her zaman muhteşemdir. Sıvı varak da uygulayabilirsiniz. Ben biraz daha eski görünsün istediğim için çok net yapmıyorum. Madalyonumsu şekilde üstü çıkmaya başladı. Ne oldu? Bir şey yok hocam. Bir kodu yapıyoruz sadece. İyi de bana da bildirseniz yani bu geç koduları. Koyu mor gibi duruyormuş hocam lacivert. Evet. Ekranda.
Hayır arkadaşlar, parlament. Yaprak varak nasıl oluyor hocam diyor. İşte böyle. Metre işi satılıyor. Hobi marketlerden, sanat evlerinden ya da bu tür malzemeleri satan yerlerden alabilirsiniz, temin edebilirsiniz. Metre şeklinde satılır. Siz istediğiniz gibi uygulama yaparsınız. Koyu varak bu. Yaprak varak diyelim. Aa, ekoliniz de katıldı hocam bu arada. Aa. Dükkanı bırakıp oradan seyredecek. Yapacak bir şey yok. Hocam misyonu stans üzerinden sürüp daha sonra da bu varaktan yapabilir miyiz? Aynen yapabilirsiniz. Size zaten bir ara miksiyon değil de tutkalla beraber stencil üzerine çalışıp üzerine kum boncuk serpmeyi düşünüyorum. Parlament boyanın numarası neydi hocam? Ben şimdi bakayım bir dakika. Kaldırdım çünkü fazla kalabalık olmasın diye. Ha, orada bakayım. Evet, üstüne bak. Parlament. Arkadaşlar, 182 parlament, rich acrylic. Gördünüz mü? Yani mor falan değil. Yalan söylemiyoruz. Ekrandan kaynaklanıyor herhalde. Hocam. Niye mor mu çıkıyormuş? Bende lacivert çıkıyor ama. Olabilir. Fark yapmaz. Vallahi biz parlament boyadık. Oradan ne görünüyor bilemeyeceğim. Ama şey, her zaman resim ya da ışık fark ediyor. Sevgili Serpil'cim, müziğin sesini kısabilir misin birazcık? İşte arkadaşlar, şekil ağda görüldüğü gibi hafif hafif belli yerlerinde parlaklık olarak tepsimiz bitmek üzere. Makası verir misin? Ben içine şu sulu transferi çalışmak istiyorum. Yine my hobby. Hocam, Büşra Hanım sizi İstanbul'a gelirseniz misafir etmekten çok memnuniyet duyarlarmış. Teşekkür ediyorum. Çok sizi de, sağ olun. Beni ve sizi çok seviyorlarmış. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz yani. Kendileri de Zonguldak'a gelirse biz de bekleriz. Gümüş varak mı diye soruyorlar hocam. Hayır, altın uyguladım. Gondol tamamen varak nasıl yapılır diye sormuşlar. Şimdi size nasip olursa, çok midem yandı ya, su nasıl olabilir? Yeni suyum var, bardak ver Serpil bana. Desenimizi tersten yapıştırıyoruz. Arkadaşlar, My Hobby'nin kolay transferi. Buyurun. Affınıza sığınarak bir su içeyim. Arkadan ıslatıyoruz. Kolay transfer uygulamışsınızdır. Uygulamayan ya da bilmeyen arkadaşlar için diyorum. Islatıyoruz. Çok kolay. Sulu dövme mantığı gibi. Tamamen ıslattığımızda zaten desenimiz biraz bekleyeceğiz, oraya çıkacak.
Aldın mı oymalarını? Tamam. Gidelim Serpil. Serpil'i yolcu ediyoruz. Gidelim mi Serpil? Serpil sen. Ayna efekti bir gün çalışır mısınız demişler ama çalışmıştık. Ayna efekti evet çalışmıştık. Daha sonra da çalışabiliriz. Desenimizi güzelce yerleştiriyoruz. Daha sonra ben ıslak mendille yapıyorum. Süngerle de yapabilirsiniz. Her zaman dediğim gibi özgürsünüz. Desenimizi iyice ıslatıyoruz. Tamamen ıslandığından emin olmalıyız. Evet. Bu desenim tamamen transfer edildi. Üzerinden biraz bastırıyoruz. Bakın bayanlar, kuruyunca daha lacivert olduğunu, ay ıslanınca görmüşsünüzdür. Verniklenmeyince boyalar kuruduğunda daha koyulaşır. Yani ıslak, ilk sürdüğünüz ıslak hali var ya, vernikli olan hali o hali demektir. Bunu unutmayın. Kuruyunca matlaşıyor ya da koyulaşıyor diye endişelenmeyin. Verniği sürdüğünüzde diğer gerçek rengi haline gelecektir. İşte buyurun. My Hobby'nin bu kolay transferinde çalışmış olduk bu hastayla. Görmenizi istedim. Daha sonra üzerine vernik uygulayacağız. Bu şekilde hava kabarcığı falan olmasın diye, ki zaten olmuyor ama garanti olsun. Alıyoruz. Bu objemi bu şekilde bitirebilirim. Buyurun. Şimdi folyo varak, ay şey ne folyosu? Altın varak yapalım. Yani birkaç teknik göstermek. Nereye kayboldun diyeceksiniz ama fırça arıyorum. Rich altın, yaprak varak. Daha önce pul varak çalışmıştık. Folyo varağı da gösterdim size. Şu an deminki gibi. Bu da yaprak varak. Çok inceciktir. Müthiş incedir. Açarken bile dağılabilir. İşte böyle bayanlar. Çok ince bir malzemedir. Rüzgardan bile etkileniyor. Hocam, aynı efektinin arkasına boyayı sürmüş çizilmesin diye ama değişen bir şey olmamış. Başka ne uygulayabilir? Nasıl değişen bir şey olmamış? Boyadığınızda boyanın onu koruması gerekiyor. Çünkü yani boya niye çizilsin? Vernikleyin. Bu obje için polyester obje teşekkür ediyorum. Her zaman söylüyorum. Çok net, çok güzel bir obje.
Bakın gelmeyen, yetmeyen yerlere alıp yaprak varağınızı bu şekilde koparıp gidebilirsiniz. Mesela buraya gelmemiş. Üst üste biniyor diye korkmayın. Hiçbir sıkıntı olmaz. Çiziliyormuş hocam. İkisini birlikte denemiş. Bilmiyorum, biz yaptığımızda çizilmiyor ama tabii niçin kullandığına da bağlı. Yani çerçeve falan. Ya ayna efektiyle ne bileyim çok hırpalanacak malzemeler yapmak ne kadar doğru onu bilemiyorum. Çerçeve falan türü şeylerde de çizilim. Yani arkadan boyandıktan sonra bir şekilde korunuyor zaten. Çizilmemesi gerekiyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Varak uygulamamız. Varak böyle zor ve zahmetli bir şeydir. Değildir aslında da. Dikkatli çalışmamızı ister, gerektirir. İşte böyle saraylara layık çalışmalar yapabilirsiniz. Şu an o kadar eskitme revaçta ki artık varaklar falan unutuldu. Ama ben göstereyim de bir aklınızın bir köşesinde kalsın. Antikuinle varağı da eskitebilirsiniz. Hiçbir şekilde çiğliği kalmaz. Bakın iki yaprak varakla bu objeyi kapladık. Bitti. Gördüğünüz gibi. Şimdi hocam miksiyon sürüldü değil mi? Evet. Tabii ki miksiyon olmasa buraya yapışmaz. Miksiyonu sürdük. Fönle kuruttuk. Gerekirse yani sizin vaktiniz varsa doğal olarak bırakın kurusun. Bakın bu şekilde de kopartıyorum ara boşlukları. Fırçamı dik vuruyorum. Eskitme fırçası burada iyi. Oo, kameramanım değişmiş. Başka rengi var mı diye soruyorlar varakların. Var, bakırı var, altını var. Bir de bir Nazlı Hanım sizden çok şey öğrendim. Bir merhaba der misiniz? Sizi seviyorum demiş. Merhaba. Nazlı Hanım mıydı? Evet. Merhaba Nazlı Hanım. Bir de tepsi bitti mi diye soruyorlar. Evet, tepsimiz bitti. Kursiyerimiz evine getirdi. Bir dahaki derste ona transfer uygulayacağız. Bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi objemiz tamamen varak kaplandı. Kameraman habire değişiyor. Aynen. Zonguldak Televizyonu'nda yayın istiyorlar. Ay yok diyorum, nasıl uğraşacağım ben. Bakın arkadaşlar. Şekil A. Tabii yüzükle bunu bir de güzel kazıyayım. Ha, yani bugün kendimi boyamadım ama varak kapladım. Her tarafım püf. Gördüğünüz gibi, görebiliyorsanız şayet. Şimdi siyah üzerinde bunu size göstereceğim ki nasıl bir saraylara layık bir şey olduğunu görebilin diye. O siyah da ben oluyorum. Ha. Buyurun. Kolyem nasıl? Trend. Son trend. Gördüğünüz gibi yaprak varak uygulaması da bu. Miksiyonu sürüyoruz. Bir miksiyon alıyoruz. Allah. Var gider. Yok, gitme gider de. Neyse ya. Nasıl hocayım ben? Hocam altına boya sürmeden olur mu demişler. Yani miksiyon demek istediler herhalde galiba. Hayır, normal altın rengine boyamamın amacı ne biliyor musunuz? Ola ki bu çok oymalı bir obje. Yani oymalı olduğu için aralara giremediğim yerler olursa cırt kalmasın, sırıtmasın diye.
Eğer düz bir yer kaplayacaksanız, mesela bugün kapladığım tepsi eski, bu Alman gümüşü denen gümüşü müydü? Dandik dundik tepsiler var işte. O dandik dundik çalışmalar gibi. O tepsilerden hiçbir şekilde boyama yapmadık. Direkt miksiyonu sürdük, üzerini kapladık. Orada sıkıntımız yok. Ama oymalı yerler, oymalı zeminlerde giremediğimiz ya da ola ki miksiyonun gelmediği yerlerde cart beyaz görünür. Onu engellemek için rengime uygun bir renk girdim. Giremediğim yerlerde sırıtmamış oldu. Bunu My Hobby'nin Çin'i telaları var. Eğer onu atölyenin içerisinde kaybettim, firmama biraz ağlarım da gönderir belki bana. Onun üzerine bir pano yapmak istiyorum. O gün gelene kadar bu objemi saklayacağım. Çünkü hoş oldu. Ben yaptım. Asıl. Bakın böyle yapın. Ben yaptım diye de hava atın. Valla yani atın ne olacak? Reyhan Hanım buradaymış. Unutmuyoruz. Objelere odaklandığımız için yazıları çok fazla okuyamıyoruz bazen. Ama görüyoruz burada olduktan hocam. Evet yani bayanlar görüyoruz. Ben yorumlarınızı daha sonra da okuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Elimden geldiğince bunları yapmaya çalışıyorum. Faydalı olmaya çalışıyorum. Böyle artan parçaları da atmayın. Onlar da lazım olur. Böyle koyun falan. Bu objeyi nerede kullanacaksınız hocam? Bakın bu objelerle beraber çok güzel dresuarlar da kullanabilirsiniz. Ya da panolarda kullanabilirsiniz. Dolap kapaklarında rahatlıkla kullanabilirsiniz. Mesela eski kitaplık türü ya da şu ne derler ona, komodin falan vardır ya. Boyayın, madalyon olarak bunu dolap kapağına yerleştirin. Yani harika bir şey olur. Bu ve bunun gibi benzeri şeyleri. Mesela biz orada şifon şeyiyle komodinde ne yaptık? İki tane polyester objenin ortasına kamaya koyduk. Açma kapama yerini tamamen değiştirdik. Rahatlıkla açıp kapatabiliyoruz. Yani onun gibi. Yani icat edilme şekli, maksadı nedir bilmiyorum ama biz bunları bu şekilde rahatlıkla kullanabiliriz. Siz farklı yerlerde kullanın. Biz de şaşıralım yani. Hocam varan üzerine vernik atacak mısınız? Sprey vernik. Kızlar burada da sprey vernik işte. Varan üzerine su bazlı vernik attığınız zaman karartıyor. Evet ben seviyorum. Daha eski bir görüntü elde ediyoruz ama eskitme türü bir şey de yapacaksak bunu yapalım. Haricinde sprey vernikle sabitleyelim. Sır vernik ya da. Soyunma olmuyor mu? Varak soyulmaz mı demişler? İşte verniklemezseniz soyulabilir. Hemen de soyulmaz. Bakın şu an bir sürü işlem uyguluyorum. Mesela elimde kadife bez olsaydı, kadife ya da bayan çorabı. Bayanların giydiği ince çorap var ya. Ha işte ten çorap. Ben çok işim olmuyor şeylerle de. Bayanlar için söyledim onu. Ben portreci modelinde bir hatun. Ten çorapla falan da çok güzel tamamen bu pütürlükleri alabilirsiniz. Üzerini pırıl pırıl hale getirebilirsiniz. Yarın da bir fiskos yenilemeyi düşünüyorum arkadaşlar. Bakalım ne olacak? Eğer tabii yarına çıkarsak bir şey de olmazsa, çekecek biri de olursa, eğer ben kendim yenilersem bittiniz artık var ya, artık ters mi dönerim, yan mı yatarım, telefonumu düşürürüm, ne yaparım bilemem. Şöyle bir daha göstereyim ben yaptıklarımızı. Gidiyorum. Üstü poşet. Evet. Sanki biz bir şey daha yapmış gibiydik hocam ama ne yapmıştık? Tablo yaptık, tepsi yaptık, varak kapladık. Evet, aslında biz bir şiş kutusu boyadık onun içine, şeyine, yanlarına ayak takıp eskitme gösterecektik. Bir kutuda da ham halde rölyef çekecektik. Ben birdenbire karar değiştirdim. Diyorum ya, hazırlanmak diye bir şey yok bende. Su böyle son kafama dakika. Ne eserse. Neyse yarın akşam yaparız hocam. İnşallah. Vaktimiz olursa. Bakacağız. Yarını sabırsızlıkla bekliyorlarmış şimdiden. Teşekkür ediyorlar size. Rica ederim. Varak verniği ne marka demişler hocam? Rich. Rich kullanın. Tesco kullanın. Yani kullanın. Onları kullanabilirsiniz. Bence. Böyle kaldım. Başka da ne kullanın bilmiyorum yani. Onu yapamazsınız. Sprey vermeyeyim. Bir şey bulamazsınız.
Bence. Ya onu da valla onu da bulurlar bizimki. Yırtık pantolonunu sevsinler bu arada hocam, öyle söylüyorlar buradan. Ay. Ya işte ya, parasızlıktan var ya. Böyle Allah'ım, dedim size benden kesinlikle ticaret adamı olmaz. Pantolonum yok, yırtıldı pırtıldı gidiyorum. Ama stencil'larım var üstünde. Öyle diyorsunuz da bakın multi. Bakın multi surface Paris. Bakın burada şimdi düşeceğim. Bakın bunların hepsi multi. Kaç ay önce yapıldı hem de. Haha gene reklamımı yaptım dermişim. Yok vallahi reklam yapmıyorum. Sonuçta herkesin yaptığı şeyleri tanıtmaya çalışıyorum. Yarın akşam herkes fiskos masalarını hazırlıyorlarmış. Sabırsızlıkla sizi bekliyorlarmış. Vallahi mı? O kadar var mı fiskos masanız? Meral Hanım'ın da 400 zigonu varmış. Onu yapacakmış. Benim de var. Ha, mantıklı. Yani herkes yarın elinde. Wooden wax falan düşünüyorum. Ya emarı ya wooden wax da. Eski tip üzerine stencil yapıp ya da bilbiya, bana belli olmaz. Belki de telayla tamamlarım. Biz bilemiyoruz, son dakika yani, biliyorsunuz. He hocam. Aynen, bakmışsınız hiçbir şey yapmıyorum. Fiskos öylece duruyor, başka bir şey yapıyorum. Tamam, yarın herkes fiskoslarını yapamasa dahi evinde elinde muhafaza etsin. Eskileri atmayalım, yenileyelim. Yıkanınca çıkmıyor mu demişler ama neyi acaba kastettiler ki? Pottaki şeyi demişlerdi, multiyi. Tamam. Asla çıkmıyor. Ben bunu 9 ay önce falan yaptım. Ki gerçekten itiraf ediyorum, ben boyalarla uğraşan pasaklı biriyim. Her tarafım mahvoluyor. Hassas da yıkamadım. Çıkmadı, duruyor. Hocam zigonu yağlı boyaymış bayanın, olur mu demişler. Yağlı boyayla nasıl zigon yapmış? Anam! Olur olur. Multi her yere tutunuyor, sıkıntı yok. Olur yani, olur. Olmaz diye bir şey yok. Hepsi olur. Biz Türk'üz ya. Bizde olmaz diye bir şey var mı? Öyle bir dünya yok yani. Olmayanı oldururuz. Olmuyorsa yeniden yaparız. Onu çöpe atarız. O yayını saat 8 olsun diyorlar hocam ama yani. Arkadaşlar yayın 8 olsun. Tamam. Sonra siz tabii yemeğinizi yiyin. Oturun mis. Böyle uğraşın. Daha ben eve gideceğim. Yemek pişireceğim. Gecenin 11-11.30'da yemek yiyeceğim. Ondan sonra da böyle işte fil gibi dolaşıyorum. Bana da yazık. Şey yapacağız ama ya, bir gün nasip olur ben evimdeki düzeni sağlayıp yerleşirsem 8 değil, gece 12-1'lerde ben sizi ayakta tutayım da o zaman göreceğim sizi. 12'lerde bir başlayacağım, 1'lerde la ila ilom çaylar kahveler, 2'lerde 3'lerde yarasa gibi. Cemil Hanım diyor ki hocam gidin yemek yiyin artık, dinlenin diyorlar. Ya kim dedi onu? Cemile Atabey. Cemile Atabey, seviyorum seni. Bak gördün ya, hiç acıdı bana. Halim ya, acıdı. Meral Hanım da demiş ki siz ne zaman eve gideceksiniz? Olmaz, saat 8'i kabul etmiyorlar. Evet. Bakın 8'de yayın isteyen arkadaşlar ne yapacaklar mecburen? Ya kaydedecekler videoyu ya da kendileri müsait olduklarında izleyecekler. Benim gerçekten öğrencilerim çıktıktan sonra kapıyı kapatıp size bilgi vermeye çalışıyorum. Ben de isterim saatlerce durmayı. Ama çeken arkadaşımız da sonuçta evine gidecek. Ben de evime gideceğim. O yüzden bir müddet böyle idare edelim de. Necmi Hanım uyarmış hocam gece geç vakitte olması. Uyumuyormuş zaten. Evet, geceleyin şey yapacağım ben ya. Yarasalar grubu açacağım. Ben çünkü geceleri ayakta müsait olduğum için. Gece çalışacağız, gündüz. Artık Pamuk Hanım demiş ki hocam yemek yollayayım diyeceğim ama çok başka ve uzak şehirdesiniz demişler. Teşekkür ederiz. Evet. Haklı. Yani bak, dolma denen şeyin adını unuttuk. Hazırını yiyemiyorum. Sevmiyorum. Kendi mutfağı çok seviyorum. Mutfak konusunda da gerçekten iddialıyım. Gerçi Melike şef var orada. Melike Mikail kendisi şeftir. Ama vaktim yok. Sanatımı icra etmeye çalışıyorum. Sanat için her şeyi dermişim. Hazırlıyoruz artık, yapacak bir şey yok. Teşekkür ederiz İclan Hanım. Ne oldu ki? Niye teşekkür ettik İclan Hanım? Özleri için bize ve size çok teşekkür ediyorlar hocam. Tamam, biz de size teşekkür ederim. Ufuk Uçar Hanım demiş ki bencillik olur yayının saatinin değişmesi. Daha eve gidecek, dinlenecek, duş al ve sabah erken sanat evini aç demişler hocam. Ya İclal Hanım, haklısınız da
Orada bir şeyi kaçırdık. Bilmiyorsunuz. Vallahi sabah erken açmıyorum. Yani sabahın köründe ne yapacaksınız boyamayı diyorum. Boyamayın arkadaş. Bir şöyle bir öğlene doğru kahveniz falan için. Ondan sonra boyayın. Hocam Kızılderili Pano'nun uyguladığımız stencil'ın marka ve kodu neydi? Onu soruyorlar. Hangi stencil? Bir önceki Kızılderili mi? Bunu soruyorlar herhalde hocam. Bunda stencil uygulamadık. Bir önceki Kızılderili'nin stencil'ında stencilsepeti.com arkadaşlar. Çok midem yandı ya. Niye ki? Yok bana bir şey yapmaz. Objeyi mi? Aynaya yapıştırsak ne kullanırız demişler. Sıvı çivi. Diyelim bir şey daha bu ne diyecekler. Tutmuyor aynaya bir şey. Yok sıvı çivi var silikon gibi ya da soğuk silikon. Silikon tabancasıyla sıkılan bizim kullandığımız değil sıcak silikon değil soğuk silikon denen bir şey var. Hatta bu şeylere yaparlar fayanslara kalebodur kenarlarına falan. Ona yapabilirler. Neyse hocam sizin mideniz kötü oluyor galiba. Yok da yani. Tepside My Hobby'nin kodu diyorlar. Tepside. Yes. My Hobby'nin parçaladık. Heh işte. Ay. MYK 21 arkadaşlar. Küçük transferi. Öneririm. Çok güzel, çok güzel sulu transferleri, kolay transferleri, simli transferleri. Yani bu firma boyaydığı bilmem neydi değil. Sadece desen üzerine yoğunlaşmış bir firma. Gerçekten muhteşem desenleri var. Olduğunuz illerden isteyin. Yani My Hobby olarak arayıp ya da sorup adet olarak bir şey sipariş etmek isterseniz bu olmaz. Ne yaparsınız? Atıyorum işte Sivas'tasınızdır. Sivas'ta kim satıyor? İşte Ayşe Kırtasiye. Oraya gidin ve bunları talep edin. Onlar da bize ulaşsınlar. Yani firmaya ulaşsınlar. Böylelikle kullanım rahatlığı içerisinde istediğiniz tasarımı ya rahatlıkla yapabilirsiniz. Bir de son kez Kızılderili'nin kodunu istiyorlar hocam. He. Ay evet. Allah'tan atılmamış. Kod 23 Kızılderililer benim sayfamda var. Ya da dediğim gibi ben bunların sadece sanat evlerine verilmesini istiyorum. Sanat evleri firmamıza ulaştığında bu kodlarla beraber zaten sipariş verebilecekler. Kızılderililer falan hani diğer yapılanla. Haricinde My Hobby'nin zaten sayfasında kataloğunda olan standart resimler var. Bu tür resimler de benim sürekliliğini getirdiğim ya da değiştirdiğim farklı farklı resimlerle yenilediğim resimler olacak. Hani şimdi Kızılderililer var evet, yarın cupcake'ler olur. Ondan sonra tutarım ne bileyim başka şeyler olur, çiçekler olur, melekler olur gibi gibi gibi. Bitti mi? Seviyorum sizi, görüşmek üzere diyorum o zaman. İyi akşamlar, öpüyorum, öpüldünüz. Kendinize selam söyleyin.